Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El münadel murakham. Buraya geldik değil mi? Münada, şimdi nida bahsinin içerisinde, münada bahsinin içerisinde nida adetlerini gördük. Münadanın irab ve mebni olma şekillerini gördük. Bir de münadayı murakham. Murakham aslında kelime manası yumuşatma, fakat bir başka manası hasfedilen münada. Sonu kırpılan. Bizim eski hocalarımızın söylediği, münadanın sonu kırpıldığı zaman ona terhim deniyor. Sonu kırpılan, kırpma. Tamam mı? Ama burada sonu hasfedilen manasına. Aynı mana da yani hocalarımızın bize tabiri buydu. Münadanın sonunu kırpma. Etterhimü terhim nedir? Hasf-ı ahiril münada, münadanın sonunu hasfetmek, ama niçin? Tahfifen. Kelamda bir hafiflik olsun için. Kelamda hafiflik olsun için. Ne yapılıyor? Sonu kırpılıyor, sonu hasfediliyor. Buna ne deniyor? Terhim. Buna terhim. Evet, harfi düşürme. Peki. Nahvu ya Fatime. Vel aslu ya Fatimetü gibi. Aynen yalnız hasfedilmeden önceki şekliyle okunuyor sonu. Bir böyle okunan var. Bir de sanki öyle çarp düşmemiş gibi ya Fatımu diye okunması da var. Gelecek o da. Anladınız mı? Ya Fatime. Ya Fatime. Ya Fatım. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kullanıyordu bunu. Mesela ya Aiş diyor mesela. Aiş Hazretlerine Aiş diyor. Peki, ya Fatımetu aslı. Vel münada, münada ellezi, öyle münada ki, yuhsefu ahirhu, sonu hasfedilen münada, yüsemmel münadel mürakhame. Buna ne ad veriliyor? Buna münadayı mürakham, sonu hasfedilen, kırpılan münada adı veriliyor. Ve la yurakhamu fin nidai, nidada sonu hasfedilmez, illa şey'ani, İki şey, yani iki kelimenin sonu ya da iki şekilde hasfetme var. El evvelü birincisi, مَا كَانَ مَخْتُومًا بِتَاءِ تَانِيسِ. Sonu yuvarlak ta ile biten kelimeler, müennestlik tasıyla. Sonu müennestlik tasıyla biten, yuvarlak ta ile biten kelimelerin sonu kırpılırmış münada olduğu zaman. Nahvu, ya Aişe. Ya Talha, ya Cara. Peki bunların asılları ne? Ya Aişetü, ya Talhatü, ya Caratü. Peki, Essan ikincisi, El Alemü. Le müzekkerin ev müennesin. Alemler, özel isimler, ister müzekkerler, ister müennesler için olsun. Alemler terhim yapılırmış. Bir şartı en yekûne olması şartıyla, gayra mürekkebin. Mürekkep değilse, yani birleşik kelimeler değilse. Birleşik mürekkeplerden olmazmış. Müfret mürekkepler. Ve en yekûne zâiden alâ selâsi tahrufin. Bir de üç üzerine ziyade olma şartı var. Demek ki alemler mürekkep olmazsa, bir de aslı üç harften fazla olursa, onlar da terhim yapılırmış. Nahvu, ya Cafe gibi. Ya Su'a gibi. Ya Cafe, ey Cafer. Ey Suat. Şimdi burada Cafe aslı ya Caferu ru. Suat, Su'a, ya Su'adü. Anladınız mı? Burada ne oldu şimdi? Cafer kelimesi dört harfli. Suat dört harfli. Üçten fazla bak. Aynı zamanda mürekkep alemler de değil bunlar. Müfret alemler. Bunların sonları da kırpılır. Böyle terhim yapılabilir. Ve yuhsefü litterhimi, terhim için hasfedilir. İmma harfün vahidün, ya bir harf, ve huvel ekser. Ekser istimalat böyledir. Yani bir harfin hasfedilmesi. İşte mesela yukarıda geçti değil mi? Ya Aişe. Orada ne hasfedildi sadece? Tü. Ya Talha. Tü. Talha. Talha. Bir harf. Çoğunlukla bir harf hasfedilir. Kema müssile,
yukarıda verilen misaller gibi. Kema müthile yukarıdaki misallerde verildiği gibi. Misallendirildiği gibi. Ve imme harfani ya da iki harf hasfedilir. Ve huve galilun, bu daha azdır. İki harfin hasfedilmesi daha az. İstimalatı azmış bunun. Nahvu ya Osme ve ya Mansu. Osme Osmanu. Mensa Mansu Mansuru. Ne oldu şimdi Osman kelimesinden? Hem elif hem nun düştü. Evet. Mansur kelimesinden ne oldu? Hem vav hem ra düştü. Ve fil munadel murahhami lugatane. Bu da yine bizim eski kitaplarda farklı ifadeyle söyleniyor. Burada farklı. Terhim edilen münadalarda iki lügat vardır. El-Ula birincisi lügatü men yubgî âhirahû ba'del hasfi. Hazif'ten sonra sonunu ibka edenin lügatı. Lügatı. Her ne kadar ya Âişe dese de ya Âişe, ya Âişe, ya Talha, ya Osme. Sonundaki harfler sanki varmış gibi gözetiyor. Anladınız mı? O zaman onu şey yaparken söyleyin, irab ederken ona göre irab ediyor. Alâ mâ kâne aleyhi kablel hasfi. Hazif'ten önce hangi hal üzere ise o hal üzere ibka edenlerin lokatı. Demek ki sonu hasfedilse bile hiç hasfedilmemiş gibi değerlendiriyor irabda. O hasfedilmeden öncekinin irabı ne gibi? Min dammetin damme ev fethatin fetha ev kesratin kesra. Nahu ya Cafe, ya Cafe, ya Hari mi orası? Haris'te. Hari. Vel aslu ya Harisu. Aslı ya Caferu. Peki ne oldu burada? Ve hadihil logatü hiyel evle vel eşheru. Bu logat daha uygun, daha meşhurdur. Buna logatü men yentazır deniyormuş. Yani sanki hiç hasfedilmemiş gibi harfleri gözetiyor, değerlendiriyor. Buna ne deniyormuş? Logatü men yentazır. Yani hasfedilen harfi gözetiyor, sanki mevcutmuş gibi değerlendiriyor. Anladınız mı? Peki o zaman bu takdirde ne deniliyor? Mesela ya Cafe dediğin zaman münada hasfedilen harfin üzerine takdir edilmiş bir damme ile, mesela şurada aşağıya birin ortasına bakın. İnnel münada mebniyün ala dammil harfil mahsufil terhim. Terhim için hasfedilen harfin üzerindeki damme üzerine mebni. O zaman ya Cafe desen de sen harf sanki zikredilmiş gibi ya Caferu damme üzerine mebni. Yani terhimden dolayı hasfedilen harfin üzerine takdir edilmiş damme ile mebni diyeceksiniz. Alemma yurfavvih mebniydi ya. Evet. Peki vel aslu aslı ya Harisu. Ya Hari ya Harisu. O zaman ya Hari derken ya nida edatı Hari terhimden dolayı hasfedilmiş harf üzerinden takdir edilmiş dammeyle mebni. Tamam mı? Ve hadihi lugatu hiyel evle vel eşhar. Es-saniyetü ikinci lugat bu terhim edilen münadalarda. Lugatü men yuharrikuhu harekelendirenin lugatı. Bi hareketil harfil mahsufi. Hasfedilen harfin harekesiyle. Hasfedilen harekesi neyse terhimden sonraki harfi de son harfi de onunla harekelendiriyor. Sanki hiç hasfedilmemiş gibi. Mesela nahu ya Cafu diyor bak Cafu. Halbuki bunun aslı neydi? Ya Caferu. Ra'yı hasfetti. Ra'nın harekesi neye vermiş oldu? Terhimden sonraki harfe verdi. O zaman buna biz ne diyoruz? Yani sanki hasfedilmiş olduğunu hiç gözetmiyor. Hasfedilmemiş gibi. Doğrudan doğru kelime sanki Cafu gibi. Ya Cafu gibi. O zaman ne oldu? Orada efendim damma üzerine mebni oldu. Damma üzerine mebni. Hiç hasfetmemiş gibi. Kelimenin aslı böyleymiş gibi. Ama yukarıdakiler de öyle değil. Ya Cafe, ya Hari. O zaman diyorsun ki terhimden dolayı hasfedilen harf üzerine takdir edilmiş dammeyle mebni. Takdiren dammeyle mebni. Evet. Burayı anladınız mı bu son iki maddeyi? Evet. Bunlar diyorum ya işte bunları eski kitaplardan anlamanız çok zor.
Yani bunlar burayı kolaylaştırmış. El münâde el müstegâsü. Geçtik oraya. Münada, şimdi bunlar da yine münada bahsinden. Terhim edilen münada, bir de münada müstegâs. Yardım edilen münada. Kendisinden yardım istenen, öyle diyelim. Kendisinden yardım istenen, müstegâs, kendisinden yardım istenen. Neymiş? Şimdi bir müstegâsün minh var, bir müstegâsün leh var. Müstegâsün minh, kendisinden yardım istenen. Müstegâsün leh, kendisi için yardım istenen. El istigâsetü, istigâse nedir? Hiye nidâ'u men. Bir kimseye nidâ ki, yu'inu, yardım ediyor. Neye yardım eden kimseye nidâ? Alâ def'i belâin ev şiddetin. Bir belanın, bir zorluğun ortadan kaldırılmasına yardım eden kimseye nidaya ne deniyormuş? İstigâfe. Yardım talep ediyorsun. Medet, yani ona ne diyor? İmdat. İmdat talep ediyorsun. Nahvu ya lel akviyâi lid duafâi. Dikkat edin. Ya lel akviyâi. Şimdi müstegâs olan isimlerin başındaki istigâse lâhmı fethavzene mebnidir devamlı. Neymiş? Fethavzene mebni. O lel akviye var ya, oradaki lama ne diyoruz biz? Lamı istigate. Yardım talebi lamı. O lamlar nasıl olurmuş devamlı? Fethavzene mebni olurmuş. Lidduafayı da müstegasun leh. Yani ey fakirleri için güçlüler, yani sizden imdat, yardım bekliyoruz manası. Ey zayıflar için güçlüler, sizden yardım talep ediyoruz demektir. Yani zayıfların, güçsüzlerin imdadına koşun manası. Peki burada ya yine nida edatı. Lel akviyadaki lam lam istigasa, akviya o lamla mecrur. Ama o lamlar fethayla gelir. Fetha üzerine mebni olur. İrab'ta mahalli yoktur. Lid duafaydaki lam harfi cer, duafay onunla mecrur. O başka. Evet. Vel metlubu minhu. Bundan talep edilen nedir? El-i'anetü. Ya da vel-metlubu minhül-i'anetü. Kendisinden yardım talep edilen kimseye yüsemma müstegâsen. Müstegâs diye isim verilir. Kendisinden yardım istenen kimseye ne denirmiş? Vel-metlubu minhül-i'ane. Kendisinden yardım istenen kimseye yüsemma ad verilir. Müstegâsen. Müstegâs. وَالْمَطْلُوبُ لَهُ الْاِعَانَةُ Kendisi için yardım istenene, imdat istenene ne isim verilir? يُسَمَّ Ona da ad verilir. مُسْتَغَاسَنْ لَهُ O zaman burada birkaç ifade var. مُسْتَغَاس مُسْتَغَاسٌ لَهُ İstigâfe Ya da مُسْتَغَاسٌ مِنْ مُسْتَغَاسٌ لَهُ İstigâse Anladınız mı? Demek ki مُسْتَغَاسٌ مِنْ Ya da مُسْتَغَاسٌ başındaki lama Ne lamı deniyormuş? Lamı istigase. Harfi cerdir ama lamın kendi harekesi fethayladır. Peki. Şimdi bunun tafsilatını söyleyecek zaten. وَلَا يُسْتَعْمَلُ Kullanılmaz dil istigaseti istigase için min ahrufin nidai nida harflerinden illa ya ancak ya kullanılır. Yukarıda nida adetleri geçti. Öyle değil mi? Eyyü, eyyetü ondan sonra Eya, heya, va. Va de nerede kullanacak? Nütbede, gelecek. Bir de hemze vardı orada. Evet. E değil mi? Hemze. Vela yecuzu hasfuha. Bu istigase için kullanılan yani hasfi caiz olmaz. Ama doğrudan doğru nida için kullanılırsa neydi? Caizdi. Evet. Kur'an'da da var, hadislerde var, kelamlarda var. Evet. وَلَا حَسْفُ الْمُسْتَغَاسِ Müstegâsın hasfı da caiz olmaz. Yani kendisinden yardım istenen kimsenin. Onun da hasfı caiz olmaz. اَمَّا الْمُسْتَغَاسُ لَهُ Müstegâsü lehe gelince فَحَسْفُ caizun Onun hasfı caizdir. Yani kendisi için yardım istenenin hasfı caiz. Fakat istigâse nidası olan yağının hasfı caiz olmaz. Müstegâsın hasfı caiz olmaz. Nahvı Ya Lallahi. Lallahi.
ya lillahi. Yani ya lillahi mesela bir kul için, bir abdil daif misal. Ya lillahi. Cenab-ı Hak'tan yardım istiyor. Ya lillahi. Burada ya nida edatı. Lillahi ne o? Müstegas. Yardım istenen. Peki müstegasün leh hasfedilmiş burada. Evet. Ne olmuş? Müstegasün leh hasfedilmiş. Evet. Velil müstegasi selasetü evcihin yardım istenen, kendisinden yardım istenen kimse için üç vecih var. Üç türlü gelişi var. Anladınız mı? Bunları iyi muhafaza edin. Bu konuları daha önceden hiç okudunuz mu bu istigase konusunu? Yok. İstigase yoktu hocam. Nerede okudunuz? O da teferruatta gelmedik. Nerede? Sizinle de okuduk, Sırat Mücelle'de de okuduk. He, anladım. Bir, en yücerra bilâ min zâidetin vacibetil fethi. Birincisi, lâm-ı zâide ile cerz edilir. Ama öyle lâm-ı zâide ki vacibetil fethi. Fetha okunması vacip olan, gerekli olan bu lâm-ı istigaselerin lâm-ı fetha ile mebni fetha üzerinedir. Yaratan mali yok ama lâm-ı zâidedir. Onunla cerrediliyor. Kekavli şairi, şairin sözü gibi. Ya le kavmi, ya le kavmi. Ey kavmim, ve ya le emsali kavmi. Ey kavmimin emsali olanlar, sizden yardım istiyoruz. Kim için? Li ünasin. Ya kavmi demek onun şeyi. Ha? Oradaki lam fethavzene mebni, le emsalideki lam fethavzene mebni. Efendim, müstegasün lehkim, ünas, liünasin. Orada da harf-i cer geliyor. Efendim, insanlara yardım istiyoruz ey kavmim veya ey kavmimin benzerleri. İnsanlara yardım talep ediyoruz. Öyle insanlar ki, otüvvühüm, onların otüv, azgınlıkları, isyanları, isyan daha doğrusu, fizdiyadi artıyor. Yani azgınlıkları, isyanları çok artan insanlar için yardım. Yani burada ne olabilir? Efendim, utüv. Utüv, küstahlık, inat, büyüklenme, inatla karşı koyma, yani haddi aşma, atayatuden. Evet, haddi aşmak, büyüklenmek falan. İşte bu gittikçe yani kibirleri, isyanları artan insanlar için ey kavmim yardım edin manası. Peki burayı şimdi nasıl yapmış? Bakın. Ya harfinde nidalil istigaseti demiş. Ne üzerine mebni olur ya? Sükun üzerine mebni. Le kavmideki ellamu harfi cerrin zaidin. Harfi cerri zaittir. Tevkidil istigaseti. İstigaseyi pekiştirmek için gelmiş. Ve kavmi, arka tarafa geçin. Ve kavmi kelimesi mecrurun bir harfil cerri zâide. O harfi cerri zâidle mecrur. Aynı zamanda kavmi muzaf, mütekellim yâsı muzafin leyh. Ve huve fî mahalli nasbin alen nidâi. O her ne kadar o lâm-ı istigâse ile mecrur olsa da mahalle mensup. Niye? Müstegaslar da yani meful konumunda. Mahalle mensup. Bunlar da meful konumunda. Anladınız mı? Bunlar da münada bahsinden yani. Peki. Burası bu kadar. Geçiyoruz şimdi. وَلَا تُكْسَرُ هَذِهِ اللّٰهُ. Bu lam meksur kılınmaz. Yani bu istigase lamı kesre yapılmaz. اِلَّا اِذَا تَكَرَّرَ الْمُسْتَغَاسُ. Ancak müstegas, kendisinden yardım istenen tekrar ettiği zaman lam meksur olurmuş. غَيْرَ مُكْتَرِنِمْ بِيَا. Ya'ya bitişmeksizin. Ya'ya bitişmeden müstegas eğer tekrar ederse o zaman o istigase lamı meksur olabilirmiş. Kekavlil ahari başka şairin sözü gibi. Yebkike na'in ba'idu dâri muhteribün ya lel kehuli veliş şubbani lişşeybi. Lişşeybi demiş ama lişşeyb. Yebkike sana ağlar, ağlıyor. Naim. Uzak olan kimse. Naim. Ne'a yen'a. Uzak manası. İsmi fail bu. Naim uzak. Ba'idü dar.
evi uzak olan kimse. Öyle evi uzak olan kimse ki muhteribün. Muhterib de gurbet. Ya, o da uzak demek. Yani yabancı. Muhterib. Muhterib yani garip demek burada. Yani yabancı. Yabancı, garip, evi senden uzak olan ağlıyor. Muhterib. Gurbetçi, yabancı. Birkaç manası var. Muhacir, göçebe. Evet. Muhteribi Türkiye, gurbetçi. Türk gurbetçi. Evet. Buradaki gurbetçi değil burası. Yabancı, yabancı. Ya lel kehuli. Dikkat edin şimdi. Burada şimdi ya harfini de. Lel kehuli'deki lam, istigase lamı, lam-ı cerri zayide bu. He? Bu meftuk geldi. Fetha ile geldi. Ama müstegas tekrar etti. Ya ile değil. Veya leşşübban demiyor. Veya yayı da tekrar etseydi leşşübban olacaktı. Ama burada velişşübban dedi. Yayı tekrar etmeden. Dedi ya yayı bitişik olmadan müstegas tekrar ederse o zaman o müstegasın lamı esir okunabilir. Ya lel kehuli velişşübbani. Ey yaşlılar kehl ve kehlen ömnes salihin var ya kehl, kuhul, yaşlılar, orta yaşlılar ve ey gençler sizin yardımınızı bekliyoruz. Kimel şeyip, şeyip de yaşlılık, ihtiyarlara. Şeyip, yaşlılık, ihtiyarlık. Eşte'alel ra'su şeyba, şeyip. Şimdi burada aşağıya bakın. Bi fethillâmi fil müstegâsil evvel. Birinci müstegâsta lamın fethasıyla. Ya lel kehûli. Orada lam fethayla geldi. İkinci müstegâsta kesreyle geldi. Niye? Orada ikinci müstegâs başına yağ getirilmeden tekrar edildi. Muhammed. Başına yağ getirilmeden tekrar edildi. Başına yağ getirilmezse o zaman müstegâs, istigâse lamı ne olurmuş? Meksur olurmuş. Bu onun istisnası. İki, en yuhteme bi elifin zaidetin. Ya da bu müstegaslar elifi zaide ile sonu getirilir. Yani sonlandırılır. Elifi zaide. Müstegasın sonuna getiriliyor. Kekavli şair. Şairin sözü gibi. Ya yezida. Bak ya yezida. Ya yezida. Ya burada ne? Nida edatı. Yezida burada münada müfret marife. Sonra takdir edilmiş damme ile merfu. Efendim oradaki efendim ya yezida li amilin neyle izzin. Peki burada müstegas aynı zamanda müstegas ya ile getiriliyor ama şey sonuna neyle getiriliyor? Elifle. Sonuna elif, elif. Ya yani Yezid'den. Ey Yezid. Yani senden yardım istiyoruz. Kime? Li amilin. Emene ye'mülü'den amil ismi fail. Arzu edene, ümit edene. Neyi? Neyle izzin. İzzete ulaşmayı ya ulaşmaya ulaşmayı ümit eden kimse için ey Yezid senden ne istiyoruz? Bu Yezid o tarihteki Yezid değil ha. Araplarda Yezid ismi çok. O yani Hazreti Hüseyin'in şehadetine sebep olan Yezid değil bu. Bu başka bir Yezid. Yezid kelimesi yani şey değil. Çok kullanılan bir isim. Ne diyor burada? Ey izzete ulaşmak isteye, izzete ulaşma ümidi olan kimseye Yezid yardım et manası. Vakinen ve zenginliğe bade fakatin ve hevanin ümid eden ve gının zenginliği bade fakatin ve hevan faka ihtiyaç yani fakirlikten sonra zenginliği ümid eden kimseye yardım et manası ve hevanin hevan da yine bu yani zillet hevan efendim zilletten sonra ihtiyaçtan sonra fakirlikten zenginliği ya da mesela oradaki faka zenginliğin kaydı. Hevan
izzin, yani zilletten sonra izzete ulaşmayı, ihtiyaçtan sonra şeyi, fakirlikten sonra gınaya ulaşmayı ümit eden kimseye yardım et ey Yezid demek. Senden yardım istiyoruz demektir. Evet. 3. En yebka ala halihi, kendi hal üzerine kalmasıdır. Ke kavlil ahari, diğer bir şairin sözü gibi. Ela ya kavmu lil acebil acib ve lil gafalati ta'ridu lil edib. Demek ki burada ya kavmu, ya kavmu, o zaman kendi hal üzerine kaldı. Ela burada harfi tenbih. Ya kavmu, bu da yine müstakas. Yani ey kavm, lil acebil acib, yani şaşılacak şeylere ey kavmim yardım edin manası. Lil acebil acib. Bu bir ifade, acebil acib, bakın. Yani şaşılacak şeylere. Velil gafelati, bir takım gaflet gerek, yani gafletlerden dolayı gafelat. Öyle gafletler ki taridu, arız oluyor. Lil edibi edibe. Edip. Edip, edepli insan. Edip, edebiyatçı insan. Edip insana arız olan gafletler ve bir de çok şaşılacak işlerden dolayı ey kavim sizden yardım talep ediyoruz demektir. Burada ya kavmi doğrudan doğru kendi hal üzerine kaldı. Müstakası o işte. Emmel müstakası lehu. Müstakasun lehe gelince. Müstakasun leh. Şimdi ne vardı bu şeyde? Müstakas. Müstakasun min. Müstakasun leh. Evet. Müstakas zaten müstakasun min demek. Bir de istigase vardı. Peki emmel müstakasun leh. Müstakasun leh kimdi? Kendisi için yardım istenene gelince. Fein zükre fil kelami. Eğer bu kelamda zikredilirse efendim vecebe cerruhu, cerri mecrur olması vacip olur. Bir lamin meksuratin. Lami meksure ile daimen daima. Eğer müstakasun leh cümlede zikredilirse o zaman o devamlı harfi cerle mecrur olurmuş. Tamam mı? Meksur bir lamla. Yani harfi cerri meksurla cerri edilirmiş. Nahvı ya le kavmi lil ilmi. Ya le kavmi, ey kavmim senden yardım istiyor lil ilmi, ilim için. Esas burada müstakasun leh, ilim burada. Ne ile mecrur oldu bu? Lam harfi cerle mecrur oldu. Vakad yücerru bimin. Bazen de bu müstakasun lehler minle mecrur olur. Lamla değil de bazen. Kekavli şair, şairin kavli gibi. Ya ler ricali zevil elbabi min neferin. Ya ler rical. Ey erler. Yani ler rical. Bu müstakas. Öyle erler ki zevil elbab. Akıl sahibi olanlar. Zevil elbab. Lübbün cemisi elbab. Kimden, kime yardım? Min neferin. Bir takım insanlara, nefer. Ona kadar olan topluluğa, işte ona kadar nefer deniyor. La yebrahu sefehül mürdi lehum dinen. La yebrahu, la yebrahu beriha yebrahu. Ma beriha la yebrahu. Ma beriha la yebrahu. La yebrahu'nun manası ne? Sabit oluyor. Es-sefehül, bırakmıyor yani. Es-sefehül mürdi, sefeh beyinsiz. El-mürdi, mürdi de böyle değerleri düşüren beyinsiz. Lehum onlara, onlar için bırakmıyor. Dinen, din. Tamam mı? Yani birçok böyle insanları alçaltmak isteyen sefih insanların kendileri için din bırakmadığı kimselere yardım edin manası. Ey akıl sahipleri. Yani ey akıl sahipleri. Bir takım böyle zayıf insanlara musallat olup onlara din bırakmayan o zayıf insanlara yardım edin manası. Burada esas müstakasun leh min neferin. Evet. Neyle mecbur oldu burada? Harfi cerle mecbur oldu. Tamam mı? Mürdinin manası düşüren aşağı düşüren veya işte değerlerini yok eden. Evet. D.
Dinen de din zaten oradaki mana o. Şimdi efendim burada az bir yerimiz kaldı. Orayı öbür konuyla devam edelim. Veya şöyle yapalım. Bunun bir de temrinatı var. Temrinatı da okuyalım inşallah bir kısmını. Münada el-müteaccebimin demiş. Bir de münada mendup var, nütbe konusu. Onu inşallah diğer dersimizde okuyalım. Velhamdülillahi Rabbil alemin.